Ay biliyor musunuz? Ay ne güzel, çiçek gibi maşallah. Bodrum'dan günaydınlar efendim. Günaydın. Şu anda yanımızda Şeyda Coşkun var. Şeyda Hanım, nasılsınız efendim? İyiyim, çok teşekkürler. Buradan İstanbul'daki program ekibinin hepsine çok sevgilerimi iletiyorum. Ay, herkese günaydın, hatta tünaydın, saat 11 oldu. Demet'ciğim, Alişan, tebrik ediyorum. Hayırlı olsun programınız. Çok teşekkür ederim. Deniz'ciğim, seni çok seviyorum. Cipsleri yemediğini gördüm. Evet. Bunlar benim için çok önemli ama zaten sana hiçbir şey yediremezler. Artık sana hiçbir şey yediremeyecekler canım. Evet canım. Harika evet. Bir döneme giriyoruz inşallah. Evet. Hepinize hayırlı olsun diyorum. Peki bir şey sorularınızı bekliyorum. Yeseydi böyle. Demet Hanım dedi ki ama ben o cipslerden yedim tabii ki. Tabii ki Demet yemiştir. Demet'i kimse durduramaz yani. Ben biraz durdurabiliyorum ancak Demet'i. Ama inşallah bir gün Demet de bizimle bu güzel yolda yürümeye karar verecek. İnanıyorum yani. Aa, ihtiyacı yok ki onun. Ben verdim 4 kilo şeyden daha. Daha ne vereyim aşkım bebeğim? Bak 4 kilo gitti. Yeter. Aa, o 4 kilonun üstüne biraz daha verdim. Demet Hanım diyor ki zaten ben verdim vereceğim kadar. Deniz Hanım diyor ki onun ihtiyacı yok zaten diyor. Öyle mi? Ay bana burada açıklatmayın kiloları şimdi. Kaçatır ekrana sokun. Sokunmayın benim. Kiloları sokun. Vereceğim böyle. Step step. Program bayağı olay olur yani. Oradaki herkesin kilosunu biliyorum. Alişan hariç. Ben bunu vallahi herkes sabah bilsin yani. Sabah tartıldım. Boyum 1.81, kilom 77.7. Bence fazla dermişim ben. İyi değil mi? Yeni geliyor Deniz. Alişan diyor ki benim kilom diyor şu anda 77 diyor. Ay Alişan'cığım valla... Yakında bunlar sana yetişecekti. Ben yakaladım, aldım yani elimden. Tuttum ikisinin ellerinden, rahat ol yani. Fatih, harikasın, tebrik ediyorum Alişan. Senin kilon çok iyi yani. Peki Fatih, Şeyda Hanım'dan önce şunu öğrenelim. Klasik onun sırrı ne? Mesela bütün ünlü bayanlar genelde, sadece ünlü bayanlar değil tabii, herkes ona gidiyor ama onun bu kadar kısa sürede insanları zayıflatması, forma sokmasının sırrı ne? Bize biraz anlatsın. Ben anlatmak istiyorum önce Şeyda'cığım, müsaadenle. Hayatımda gördüğüm en disiplinli, en prensipli, işine aşık, müthiş insanı motive eden, yeniden yaşama sevinci uyandıran, onun elinde bir sihirli değnek var. O benim hayatımın şu andaki mucizesi, gerçekten öyle. Geçen gün hatta çok komik bir şey oldu. Dedim ki Şeyda, bugün enerjim sıfır, böyle kendimi kötü hissediyorum. Hani olur ya, insan down olur bazen. Aa çok güzel haber. Kalk hemen yürü dedi bana. Şok oldum. Ben de diyorum ki hani bir şey mi verir acaba, hani enerjim rahat olsun diye. Çok iyi haber dedi. Hemen yürü. Çünkü dedi vücuda serotonin, bir de hızlı konuşuyor. Serotonin basmamız lazım dedi vücuda dedi. Yani yürüyünce o basınca. Ama çok doğru. Ve ben onu dinledim. Gerçekten yürüdüm. O deniz gitti. Şey oldum ya. Acayip bir şey. Ha, sen ama her gün yürüyorsun değil mi? Her gün yürüyorum. Yürümek, gittiğim yerde yürümek de en büyük sırrı zaten başta istiyorum odaya yani. Koşu tabii bandımı istiyorum. Çünkü bu sıcakta yolda yürümüyor, evet, sahilde yürümez falan yürümüyor yani. O yüzden ben anlatayım ya. Ha, işinin ehli. Mesela limon somon balığı yiyordum geçen gün. O gün benim protein günümdü. Limon sıkarız değil mi balığa? Ben limonu anlar sıktım hiç sormadan. Daha 3. 4. gündü çalıştığımızın. Dedim Şeyda, ne yaptın işte, sürekli konuşuyoruz 7/24. Veremedin tabii. Dedim ki somon yiyordum dedim, balık limon sıktım dedim. Ne yaptın sen dedi, protein bozdun dedi. Çünkü limon biberi. Bu var ya, balığa böyle yapıyor. Hayatta istedim, vermez. Ya 900 gram verebilmiş. Neden bir değil o dedi. Çünkü sen dedi balığın üstüne yoksa kırmızı biber ya, mi attın? Ben de, evet, tatlansın diye. Kızım dedi yani biberi nasıl, bunlar dedi yağda. Ya şunu anlar ya, şunu kendi anlıyor. Kendi yolluyor. Bunu biberini anlar. De kendi yolluyor. Canlı yayında bize biraz evet. Şey daha anlatayım diyelim. O da biraz anlatsın. Diş macununu bile yolluyor. Evet, dinliyoruz sizi. Ben seni anlattım. Alişan'cığım sağ ol ya, bunlar beni konuşturmayacak. Konuşturmuyorlar. Korkuyorlar kilolarını söyleyeceğim diye. Hayır, zaten hiç korkum yok. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Beni kesti. Demet beni yayından çıkardı. Söyleyeyim yani. Ne söyleyeceğinden korkuyor çünkü. Yok ben ya hiç, bir şey söyle. Bak konuştum kadın ya. Dinliyorum seni. Ya, ben çok konuştum. Çok tatlısınız. Bir şey söyleyeceğim. Aslında olay ne biliyor musunuz? Olay tamamen bedenden öte beynin terbiyesi. Doğru. Yani tabaklarımızdaki öğünlerimiz bize aslında o kadar çok fazla, bize o kadar fazla ve o kadar çok ki biz aslında biraz daha tabaklarımızı küçültmeye başlamalıyız. Doğru. Bunları öğretmeye çalışıyorum aslında. Yani bu çok önemli bir şey. Bizim için yeterli olanı veriyorum.
hep daha fazlasını istediğimiz için doğru. Bu kadar çok fazla yemek de bize ondan sonra farklı yükler getiriyor. Doğru. Hayat yükü getiriyor, enerjisizlik getiriyor, kilo yükü getiriyor. Yani o açıdan ben biraz midelerimizi de hafifletmek istiyorum. Aynı zamanda ruhlarımızı da. Ama gerçekten Deniz'le çok farklı bir program yaptık. Tamamen duygusal. Burada bizim olayımız asla tartıda bitmiyordu. Tamamen duyguda bitiyordu. Deniz'i çok sevdim. Zaten çok severdim müziğini, çok dinlerdim. Ama ben onun insan yönünü de çok sevdim. Hayata bakışını, hep güzel uyanmasını, umudunu hiç kaybetmiyor. Yani elini kesti. Ondan sonra arabası yolda kaldı. Ama Deniz yine mutlu, yine gülüyor. Yani ve biz bunun, ben onunla bunları etap etap yaşadım ve ben gerçekten Deniz'le her yolda yürürüm. Ah canım benim. Çünkü ben onunla bunu başaracağıma inanıyorum. Siz şu anda Deniz'i gördüğünüz benim yaptıklarımın sadece teminatımın %30'u. Ben size %100'lük sonucu çok yakında göstereceğim. Ya. Ben Deniz'le bunu başaracağıma inanıyorum ve gerçekten de böyle devam edecek. Bence İnşallah. Önemli olan sonuç ve devam etmesi. Yani bu işin böyle kalmaması. Deniz de bu beslenmeden keyif aldı. Dışarıda yediklerinden keyif almıyor. Bence doğru. Aklı dışarıda kalmayan birinin benle bu programı yapması çok daha kolay. O açıdan ben gerçekten şok edici bir başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Oh. Sağlıkla, saatle tabii ki. Ama Şeyda bir şey diyeceğim. Her zaman sağlık ve saat. Amin. O olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Çok doğru. Zayıf olmanın ne anlamı var sağlıksız olduktan doğru, sonra? Doğru, doğru. Biz zaten zayıflık istemiyoruz. Biz beden sağlığı istiyoruz. Doğru. Spor yapabilecek güç istiyoruz. Ruh sağlığı istiyoruz. Beyin sağlığı istiyoruz. Aynen. Hiçbir çünkü şey midemiz, yemeyeyim de böyle. Ben insanları görüyorum. Mide ameliyatı oluyorlar ama beyin hep aç. Yani gerçekten ben hep diyorum ki mide ameliyatı sonuç vermez. Bence beyin ameliyatı gerekiyor. Çok doğru. Ne zaman beyin ameliyatı çıkacak ben onu tavsiye edeceğim. Diyeceğim ki arkadaşlar evet beyin ameliyatı çıktı gidin beyin ameliyatı olabilirsiniz. Beyin ben hiçbir zaman mide ameliyatını tavsiye etmiyorum. Şeyda bir şey söyleyeceğim Şeyda. Ay güldürdüm sizi. Ya sen de beni duyuyorum. Şimdi kötü harcama ben 29 günde 28 kilo verdim senin sayende. Ne? Tabii canım. Ondan 29 sonra. Günde. 29 hayatım günde ben 20... asla seni harcamadım. Ben, ama ben senle biz o... Ama bir dakika bir şey ama çok sen önemli. O dönem... Çok önemli sen, bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle. Ben senin disiplinli o. Sen dedin ya hani bilmem kaç kilo erkek kilosu onlardan bir artık çıkalım dediğin an benim için bitti. Bak Çeşme'ye gittim. Ondan sonra güzelce ne kendime çaylar, yürüyüşler falan. Hele şimdi ekmeği hayatımdan çıkarttım ki ben fırıncı güzel. Kadınımdır biliyorsun. Simitler, pideler, o da olsun. Lavaş mı? Hadi nerede bunun susamlısı falan? Artık onları hayatımdan çıkardım. Ama dediği gibi beyinle çok alakalı. Ama biz senden o 9 kiloyu bu kısa süre içinde nasıl verdirdin? Hızlıca onu almak istiyoruz Deniz'e. Tabii ki Demet'ciğim hemen seni asla es geçmem. Her zaman söylerim. Sen o dönemde doğum sonrası seninle beraber hamile kaldık. Seninle beraber doğurduk ve sen ondan sonra takır takır verdin ve senin iraden, senin azmin gerçekten çok az bulunan bir azim. Ama sen bıraktın son dönemde bu pandemi döneminde herkes gibi. Aynen. O yüzden ben seni kollarından tutup kaldırmak istedim. Bana göre 4 kilo değil, bana göre 6 kilo vermemiz gerekiyordu ki sen gerçekten çıktığında rahatla ve keyif al. Ama sen mutlu olduktan sonra ben hep mutluyum. Yani sen benim yani ilk göz aralarımdansın. Seni asla bu konuda itmem yani. Buna emin ol. Senin yaptığın başarı, yani sen azimli bir kadınsın. Bunu herkes biliyor zaten. Bu konuşulacak bir şey değil. Şimdi nasıl kilo verdiğimize gelelim, değil mi? Şimdi, evet. Öncelikle kilo verirken bir vücudun analizini çıkarıyoruz. Kendisi proteincidir evet. Deniz Hanım. Sıfır et sever, RH pozitif balık sever, sıcak evet. çorba sever. Evet. Ve gerçekten de onda bu sonuçları gördük. Yani proteinlerle hep çok güzel verdi. Fakat benim ona yaptığım bir sütlaç günü var ki Allah'ım o sütlaç günü yedi ve kabus. Tuvaletten çıkamamıştı ve ben çok mutluydum. Kabus. O sütlaç günü de o kadar yüksek kilolar verdik ki ve ben gerçekten yakında yine pirinç yapıyor. Yani yarın öbürsü gün gelecek yani. Bunları deneye deneye onun vücudunu çözen noktaları buluyorum. Bu aslında bir matematik. Yani çok bu matematiğin doğru. içinde gidip geliyorum. Karnı çıkartıyorsun. Asla kafama göre bir şey yapmıyorum. Önce bir analiz çıkarıyorum. Ondan sonra analize göre menü yapıyorum. Yani Deniz iradesiyle her gün yürüyüşlerini yapmasıyla
birçok şeyi kendine göre hayatından çıkarmasıyla bana göre bu özellikle 21 günlük bizim sonucumuzda, şimdi 28 günü geçtik ama 21 günlük sonucumuzda gerçekten çok başarılı bir program geçirdi. Bizim için çok değerliydi bu. Yani bizim için açık kalp ameliyatı gibiydi. Çünkü o dönemde o kadar enerjisizken bir anda bu kadar ayaklanıp enerjiye dönmek, her güne şükrettik, dua ettik. Umarım böyle enerjisi olmayan kullarımıza da Allah'ım enerji versin, ayağa kaldırsın. Amin. Çünkü insanlar psikolojik olarak kendilerini halsiz ve yorgun hissedip ayaklanma ihtiyacı duyuyorlar. Bu da hafiflemekle mümkün ancak. Şeyda, bir ne şey olur, sormak istiyorum. Kendimize iyi bakalım. Olur mu diyorum. Bu yeni hani bir soru var mı? Az önce dedin ya, Deniz'in dedin analizini çıkardık. En önemlisi bu galiba ve insanları bu konuda uyarır mısın lütfen? Hani özellikle yok işte Sibelcan diyeti, Hülya Avşar diyeti, mucize diyet. Bu mucize diyetle bir haftada 20 kilo, mucize diyetle bir haftada 10 kilo falan. Hani ya. Bunun için insanları bir uyarsana ne olur. Hani her diyet herkes için değildir, herkese tabii. Özel. Tabii. Bu kadar kan tahlili, analizleri, şunları bunları tabii, yapıyorsunuz. Tabii. Ona göre veriyorsunuz bir insanlara. Bir de kan grubuna göre beslenme şeyi de var Şeyda'nın videoları. Mesela ben sıfır RH pozitifim. Biz ilk insanlardanmışız. Etçiyiz biz. Yani et oburuz. Kan grubuna göre değil tabii, mi? Tabii. Açıklamaları var Instagram sayfasında. Bu kadar aslında önemli. Şeyda da sıfır RH. Senin ne kan grubun? Benim AB pozitif. Sen? Ben kesin etçiyim. Benim A pozitifti. İşte o zaman işte girin bakın yani. Sana yarayan bana yaramıyor mesela. İşte öyle şeyler. Bunu ben Şeyda'dan öğrendim yani. Bu konuda insanları bir uyaralım lütfen. Yoğurtçuyumdur. Acayip bana zararlıymış yoğurt mesela. Evet. Bizi duyuyor mu? Duymuyor bence. Duyuyorum. Şu anda duyuyorum. Alişancığım, gerçekten ben bu uyarıyı hep yapıyorum ama tabii televizyon önünde yapmak çok önemli. Birçok diyet, birçok trend diyetler oluyor. Hani işte ne bileyim paleo oluyor, ketojenik oluyor falan ama bunlar hepsi hikaye. Senin bedenine uygun olan gerçekten doğru beslenme şekli var. Bunu da ancak sen deneyerek çözebilirsin. Doğru. O yüzden ben her bireye bir soru işareti gibi bakıp onu alıyorum ve bunların hepsini deniyorum. Kan grubunu da göz önünde bulundurarak ön sezilerimle sonrasında bunları toplayıp bir de bununla ilgili tabii bir algoritma çıkarıyorum. Yani bu algoritma çok önemli bir şey. Bütün yediklerinin sonucu. Bunun üzerinden bir mega data çıkarıyorum. Bu datada ne oluyor? Bundan sonra neler yersen bununla kilo verirsin ya da bunlar seni şişiriyor. Yani çok basit bir şey. Kirazın kalorisi bellidir. Bir avuç kiraz 50 kaloridir ama ben kirazla 300 gram alan kişi gördüm. Demek ki kalori hesabı da tutmuyor. O yüzden siz kendi bedeniniz çözeceksiniz. Yani bedenini kendin deneyerek somonunu yiyeceksin, ertesi gün tartılacaksın, bakacaksın. Etini yiyeceksin, ertesi günkü vücudunun tepkisine bakacaksın. Miden nasıl işliyor, bağırsakların nasıl çalışıyor buna bakacaksın. Bence dediğim gibi burada analiz yapmak, kişinin kendisinin diyetini bulması çok önemli. Yani evrensel bir şey yoktur. Kişiye özel bir beslenme programı vardır. Aynen kişi öyle. Bunu kendi çözdükten sonra kimseye ihtiyacı olmaz. Aslanlar gibi yürür gider Ali Şahin. Sen çok şimdi bir de burayı görseydin ah çikolatalı soslu pastalar yapılıyor. İnan, hiç canım istemiyor Şeyda. Siz görmeyin ben dedim. De tatlı, sosu ben hiç katayım dedim. Hele şu an Şeyda ile konuştum ben 3 gün bir yine kendime gelirim. Sen tatlıcı mısın? Ben hiç ben değilim, de hiç değilim tatlıcı. Çok teşekkür ediyoruz Şeyda. Şeyda öpüyoruz seni. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. İnşallah buraya geldiğinde canlı canlı da burada konuk almak isteriz seni. Canım Şeyda öpüyorum aşkım. Kapattı şimdi, değil mi? O da kapattı bir şey. Ay, yok. Kapattık, avuçlayabiliriz. Bir şeyler söylüyor Demet ama. Teşekkürler. Büyük. Çok teşekkür ediyoruz Şeyda'ya. Canım Şeyda'ya. Benim. Bir şey diyeceğim. Önce şunu bir... Ben teşekkür ederim. Çok sevgiler. Bodrum'dan güzel enerjiler yolluyorum. Herkesi kucaklıyorum. Hep biz de sevgiyle kucaklıyoruz. Bye bye.